Herkese selamlar dostlar. Bugün üst seviye markalar içerisindeki fiyat performansı oynayan Corsair'ın... Ulan 10 mavuzluğa koymuşum be. 480 GB'lık MP510 isimdeki NVMe SSD'sine yakından bakacağız. Bak. Dostlar elimizdeki bu SSD pahalı markalar içerisindeki yani high-end sınıfı oynayan markalar içerisindeki fiyat performans odaklı bir PC Express M.2 SSD'ye bugün yakından bakacağız. Corsair'in söylediğine göre bu 480 GB'lık NVMe SSD'miz saniyede 3480 MB'lık bir okumayı ve yazma tarafında ise tam 2000 MB'lık bir yazma değerini bize sağlayabiliyor. Ve IOPS değerine geldiğimiz zamansa 400.000 IOPS değerinin üstünü bize sağlayabilen kağıt üzerinde gerçekten çok üst seviye bir M.2 SSD bugün elimizde bulunuyor. Ama biz buna canlı canlı test yapacağız ve bu değerler doğru mu değil mi? Fiyat performans odaklı olarak gerçekten iyi bir SSD mi? Buna bakacağız. Tabii daha uygun fiyat SSD bulabilirsiniz ama dediğim gibi burada Samsung pazarında, Corsair pazarında veyahut da daha üst seviye SSD'ler kısmında fiyat performans olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru onu bilmiyoruz tabii ki de. Dostlar şimdi SSD'mize bakacağız ama gelin SSD'mize şöyle canlı canlı bir Google'da bakalım. Fiyat olarak kaç çıkıyormuş merak ediyorum. İlk önce ben buradan size bir güncel dolar kurunu göstereyim. Çünkü dolar kuru çok değişkenlik gösterdiği için çuvallamak istemiyorum. Şu andaki fiyatla 5.62 Türk lirası 1 dolar yapıyor. Ve bunu Google'da arattığım zamansa 706 liraya alınabiliyor. Ama genel olarak bir arattırdığımız zamansa fiyatı 700 lira seviyesinde aslında gayet güzel. Yani bu değerleri verirse güzel. Şimdi SSD'mi kutudan çıkartmak istiyorum dostlar. Kutudan şöyle bir güzelce SSD'mi aldığım zamansa SSD'nin içerisinde garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi ıvır zıvırlar çıkıyor. Ve SSD'mi dostlar şöyle bir tane paketin içerisinde bize göz kırpıyor. Paketin içerisinden SSD'mi alıyorum. Benim burada ilk gözüme çarpan şey bu SSD'nin üzerinde herhangi bir soğutucu bir plaka veya yanında girecek bir plaka bulunmuyor. Lakin SSD normalden daha serin çalışsın diyorsanız dostlar kendi anakartınızda bulunan bu soğutucu bloğu çıkartıp SSD'nin üzerine yerleştirip anakartınıza montajlayabilirsiniz. Ama anakartınızda herhangi bir soğutucu plaka yoksa bunu bu şekilde kullanmanız gerekiyor. M.2 SSD'niz ne kadar serin çalışırsa performansını o kadar fazla bir şekilde dışarıya vurabiliyor. Şimdi SSD'nin içerisinde Toshiba üretimi 15 nanometrelik 3D NAND TLC belleklerin bulunuyor. Lakin TLC olması sizi korkutmasın, burada 3D NAND yani geliştirilmiş TLC bellekler bulunuyor. Öyle ki bu SSD'nin dostlar Corsair tarafından bize söylenen yazma ömrü ise tam 800 TB'lık yazma ömrü bulunuyor ki bu çok çok uzun bir süre. Ve 1.8 milyon saatlikte yine saat karşılığında bir ömrü bulunuyor. Yani SSD'miz Corsair'in bize sağlamış olduğu değerler karşısında güvenilir sağlam bir SSD olduğunu bize gösterebiliyor. Ve kontrolcü üretimine geldiğimiz zaman aslında burada Pizen'ın üretmiş olduğu PS5012-E12 isimdeki kontrolcü dostlar. Corsair MP510'da kullanılmış. Bu kontrolcüye baktığımız zaman aslında yüksek kapasiteyi gigabyte seviyelerinde okuma ve yazma bize sağlayabilen bir kontrolcü. Test kısmına geldiğimiz zaman ise burada ilk testim Crystal Disk var. Crystal Disk Mark testini yaptığımız zaman ise Corsair'in bize sunmuş olduğu okuma tarafında 3400 MB'lik bir seviyeye dostlar rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Yazma kısmı tarafında ise Corsair bize saniyede 2000 MB'lik bir yazmayı vaat ederken dostlar Crystal Disk Mark'ta bu seviye 2040 MB seviyelerine ulaşıyor. Yani Corsair'in bize belirtmiş olduğu yazma değerine biz ulaşıyoruz. Hatta bir tık üstüne çıkıyoruz. Ama bu Crystal Disk Mark'ta. IOPS kısmına geldiğimiz zaman ise yine bu elimizdeki SSD dostlar Corsair'in bize sağlamış olduğu, belirtmiş olduğu 440 bin IOPS değerine dostlar rahatlıkla ulaşıyor. Yapmış olduğum testlerde 400 bin üzerinde IOPS değerini rahatlıkla görebildim. Atto testine geldiğimiz zaman ise yine burada elimizdeki SSD dostlar Corsair'in bize sağlamış olduğu, sunmuş olduğu okuma ve yazma değerlerine hızlı bir şekilde ulaşabiliyor ve gerçekten yüksek bir okuma ve yazma değerini dostlar bize sağlayabilmekte. Ve son benchmark testim ise genelde SSD'lerdeki en düşük skorları ortaya çıkartan AsSSD benchmark testi oluyor. Bu testim ise Corsair'in MP510 için bize vaat etmiş olduğu skorların bir tık altını görüyoruz. SSD'miz saniyede 2.7 GB'lık okumayı sağlıyor ve yazma tarafında ise saniyede 1.9 GB'lık bir yazma seviyesini bize sunabiliyor. Genele baktığımız zaman ise Corsair'in bize sunmuş olduğu skor sonucunu
biz Crystal Discmark'ta gözlemleyebiliyoruz. Diğer testlerde ise bu skorların bir tık altını görüyoruz. Lakin o skorlarda yine çok yüksek seviyeler olduğunu gözlemlemek mümkün. Ve bu testleri yaparken herhangi bir şekilde soğutucu kullanmadım ve bu test sonuçlarına bu şekilde erişebildim. Lakin sonuçlar farklı çıkabilir düşüncesiyle dostlar adeta SSD'mi bir de anakartımın bana sağlamış olduğu soğutucuyla tam 20 dakikalık bir teste tabi tuttum. Ve 20 dakika boyunca SSD'm sürekli okudu, yazdı ve ısı değerlerinde artışlar sağlandı dostlar. Lakin herhangi bir şekilde soğutucu olsun veya olmasın hızını düşürecek sıcaklık eşiğine ulaşmıyor. Bu güzel bir şey. Ama yine de soğutucu kullanmak her zaman bizim için M2 SSD'lerde bir artıştır. Kasa içerisindeki hava sirkülasyonunuz iyi değilse, ki ben uzay montaj testi yaptım dostlar, harbiden de SSD'nizi normalden çok fazla bir şekilde ısıtacak bir ortama sahipseniz dostlar, burada işte M2 SSD için bir soğutucu kullanmak sizin için artı olabilir. Unutmayın, uzay montaj testi yaptım. Oda sıcaklığında Mart ayındayım. Soğutuculu veya soğutucusuz SSD'min performans değerlerinde herhangi bir farklılık oluşmadı. Dostlar sonuca geldiğimiz zaman elimizdeki bu M2 SSD'ye baktığımızda bize sağlamış olduğu okuma ve yazma değerlerini göz önüne alıp sağlamış olduğu IOPS değerini gördüğümüz zamansa oldukça yüksek performanslı PCI Express NVMe SSD ile karşınızdaydım ve burada SSD'mizin dostlar özellikle en güçlü rakibi Samsung'a baktığımız zamansa, ki bir Samsung 970 Evo değil lakin bize saniyede 3 GB'lık bir okumayı ve saniyede 2 GB'lık bir yazmayı sağlaması ve 400 binlik bir IOPS değerini geçip 450'ye kadar yürümesi dostlar, bu M2 SSD üst seviye markalar içerisinde fiyat performans odaklı bir M2 SSD diyebiliriz. Dolar artmasaydı fiyatı çok çok daha düşük olacaktı dostlar. Artık yapacak bir şey yok. Evet, kendinize çok iyi bakın dostlar. İncelememi istediğiniz ürünler varsa hemen yorumlar kısmına mutlaka yazın ve videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olun dostlar ve videolardan haberdar olmak için de orada bir yerde bulunan zile basın, bildirimleri alın ve kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Bay bay. Ha, unutmadan M2 SSD'mizin de tam 5 yıl garantisi bulunuyor. Güzel.